Hocam, Türklerin Hazreti Nuh'un oğlu Yasef'in soyundan geldiği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet dostlar, Yasef'in meşhur 3 oğlundan bahsedilir. Yasef'in, ya yani Nuh'un işte bu 3 oğlundan Yasef'in soyundan Türklerin, Moğolların, Tatarların onun soyundan geldiğine dair ilk dönem kaynaklarda bilgiler var ama kabul edilmeyen yanları da var. Yani bunu uydurma olduğunu söyleyen, hatta Yahudi uydurması olduğunu söyleyen alimler de var. Mesela Ama öyle bilim bir falan. yani böyle bir iddia var dostlar. Yani kaynaklarda geçiyor. Tabii doğru yanlış bu tartışılan bir mevzu tabii. Ama kaynaklarda geçiyor öyle bilgi. Doğru. Hocam, Evet. şu da sürekli tartışılıyor da, bu da arkadaşlar bir sonraki soruyu da ben sormuş olayım. Bu da ikinci soru olmuş olsun. Nuh tufanında Nuh ve gemisindekiler hariç herkes ölüyor mu? Ha şimdi İnsan olarak, insan olarak. insan olarak yok. Şöyle bir şey var. Şimdi bu konu da alimlerin gündeme getirdiği konulardan. Yani tufan öncelikle nerede oldu? Yani tüm dünyayı kapladı mı? Yani Kur'an'da bazı ifadeler yani işte yeryüzünü su kapladı şeklinde ifade var ama yeryüzüne kasıt tamamen yani tüm dünya mı değil mi? Bu tartışılıyor. Yani dağ seviyesine kadar aslında su çıktıysa tüm yeryüzü olması gerekmez mi? Olması gerekir. Evet. Ama dağdan kasıt. Şimdi Arapçada kullanılan kavramlar Türkçeleştirilince anlam biraz şey yapabiliyor, kayabiliyor. Yani O yüksek biraz dağından tepelere bağlı hocam. tabii yani mesela şey ibili kelimesi deve için kullanılır. Aslında ibili kavramı hani şey ibili deriz ya horoz ibi tepesindeki o kırmızı şey. Horozun başının üst kısmındaki kubbemsi yükselti olduğu için ibili denilir. Gâşiye suresine geçer. Ona ibilin nasıl yaratığına bakmazlar mı diye dini ilahı sorar. Buna kasıt alimler deve için söylerler. Çünkü deve için hörgücü var. Ama ibili kelimesi tepe anlamında da kullanılır. Hatta insanların yaptığı bir ev yüksekliğindeki tepeye de dağ anlamına gelen cebel kelimesi kullanılır. Dağ anlamına gelir ama ibili kelimesi de kullanılır. Aynı zamanda yağmur yüklü bulut anlamında da kullanılır bu kavramı. Buradan şuraya geleceğim. Hani dağlara kadar yükselmişse bu su tüm dünyayı kaplaması gerekmez mi? Atıyorum bir 3.000-4.000 metre yüksekliğinde bir dağa kadar yağmur yağmışsa ya da yerden fışkırmışsa evet tüm dünyayı da kaplaması gerekir. Ama gerçekten o şekilde oldu mu? Muhtemelen olmamıştır. Yani büyük şeyler olmuştur. Tufanlar olmuştur. Tabi Rivayetler Mezopotamya'da olmuş zaten. olmuş tabii. Öyle bir şey var. Oralarda büyük şeyler olmuş. Ve Tufan bu Nuh olmuş. tufanı da zaten orada esinlenilmiş Muhtemelen. Tabii diye tabii deniyor. muhtemelen. Ama şey sorunuz içerisinde hani dediniz ya sadece gemiye binenler mi kurtuldu? Yok. Dışarıda birçok insanın hatta çok hikayeler var. Yaşlı bir kadınla alakalı. Ya tufan olmuş diyorlar. Ben hiç görmedim şeklinde söz söylemiş. Ben de gidecektim. Nuh'un gemisine binecektim falan filan diye böyle hikayeler de anlatılır. Yani bütün şeyler yaşayanlar sadece şeyden değil. Nuh'un gemisine binen insanlar değil. Dışarıda da kurtulan birçok insan olmuş. Dini metinlerde anlatılanlardan bahsediyorum. Tabii. Yani bilimsel olarak tabii çok başka bir cevabı Bu vardır onun su da. fokur fokur oldu, kaynar oldu falan. O Tevrat'tan mı vardı? Ben mi Aha yanlış şeyde hatırlıyorum? Kur'an'da geçiyor. Hatta Kur'an'da şöyle bir ifade var. Buradan yola çıkarak işte Elmalı Muhammed Hamzi Yazır Hoca bir de Nuh'un gemisinin buharlı olduğuna dair şeyi var, iddiası var. Buharlı bir gemiydi. Tennur Fevaran Elmalı Hamdi Elmalı Yazır ne? Muhammed Hamzi Yazır Hoca. Ha, Onun ilk çeviren. ilk Türkçe şeyden Onu bir iki kişi daha yenilerden de bir iki kişi daha söyledi. Hatta dalga geçtiler galiba. Buhar gemisi olabilir, buharlı ha gemi olabilir, Nuh olabilir diye gemisi falan evet. diye. Yani ha, buhar kavramı yani milattan önceki asırlarda buharın gücüyle alakalı yapılan şeyler var. Deneyler var ama bunun mekanik hareketi sağlama anlamında kullanılan bir mekanizma olarak kullanılmış mıdır? Bu bildiğim kadarıyla bilinmiyor. Bilim tarihçilerin kapsamına giriyor ama onu tam bilmiyorum gerçekten yapıldı yapılmadı. Bu tenur feveran ettiği zaman şeklinde ifade geçiyor. İfade ettiğiniz gibi. Bu tenurun feveran etmez den kasıt nedir? Tandır diyoruz ya genelde kültüründe çokça geçen bir kavramdır. Ateşten ve çamurdan yapılma fırınlar. Ekmek pişirilir orada. Zaten Arapçadan gelme bir kavramdır. Bu ayetteki bu ifadeye istinaden Nuh peygamberin yapmış olduğu gemisinin buharlı olduğu sonucuna ulaşılıyor. Elmalı Hoca böyle bir sonuca ulaşıyor mesela. Ama bu
eski alimler böyle bakmıyorlar tabii meseleye. İfade ettiğiniz gibi suların kaynaması, yerden de sular kaynıyor, yerden de çıkıyor sular. Sadece gökyüzünden inmiyor. Bu yüzden de kısa bir zaman aralığı içerisinde yeryüzünü su kaplıyor. Anladım. Şey çok garip değil mi hocam? İlginç yani. Buhar makinesi olayı o kadar aslında yani çok eski bir teknoloji Evet. ama hala da kullanılıyor öyle ki Evet, aynen. nükleer santraller bile O aslında mantık. buhar makinesi Aynen. mantığıyla çalışıyor. Aynen. Çok ilginç yani. Ben bunu lafınızı unutmayın. Yani nükleer enerji santrali konusunda çok büyük Mesaj mı geldi? ilgisi olan bir insanım dostlar. Hatta Bilim Teknik Dergisi'nde konuyla alakalı bir makale bile yayınlamıştım. Üniversitedeyken konuyla alakalı dönem ödevi yapmıştım. Yani o kadar ilgime çeken bir konu. Çok geç olmadan diye TÜBİTAK tarafından yayınlanan Amerikalı bir fizik profesörün de nükleer enerji santralini savunduğu bir kitabını da ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Ama nükleer enerji santralinden fazla farklı bir teknoloji kullanıldığını sanıyordum ben yıllar yıllar öncesinde. Belki ortaokul çağlarımda. Ama sonuç olarak sadece işte uranyum, toryum gibi radyoaktif elementler özel işleme tabi tutulduktan sonra sadece ısıl gücü elde etmek için kullanıldığını öğrenince o büyü bozuldu bende. Sonuç olarak aynen o buhar gücünün şeyi mekanizması için ısı elde ediliyor. Az bir yakıtla uzun süreli ısı üreten bir yakıt elde ediyorsun. Yani işin esprisi buymuş. Nedense bütün benim nükleer enerjiye bakışım değişmişti. Gerçi savunuyorum o ayrı bir şey ama. Bu yüzden buharlı gemiler benim her zaman dikkatimi çeker. Çok fantastik gelir bana. Yani 3-4 asırlık bir geçmişi vardır. Milattan önceki dönemlerde buharlı gemiler yapılmış olunabilir mi? Bazı bilim tarihçiler olabilir diyor yani mümkündür. Çünkü biliniyordu yani buharın gücü biliniyordu. Oyuncaklar yapılmış mesela eski Yunan'da yapılan arkeolojik acılarda. Hatta Mısır'da şeyde havanın gücüyle yapılan çocuk oyuncaklarından bahsediliyor. Hatta şeyler aletler falan da bulundu. Çok enteresan. Olabilir, Buharlı mümkün. çocuk oyuncağı çok ilginç Buharlı, ama. evet. Hatta şeyde havayla da çalışan şeyler, oyuncaklar, savaş araçları Çin'de özellikle ok atan yani enteresan ama demek ki yapmışlar. Şey Mümkün. derler ya, bozulmadıysa tamir etme. Bu da Ha, aynı makine. evet. Şey, Aynen. yani çalışıyor, madem çalışıyor kullanalım. Kullanalım. Aynı şeyi, mekanizmayı.